Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube'dan Bay Yeşil Bağ ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün 6 Mayıs Cumartesi. Sabah namazdan sonra uyumadım. Dedim ki belki birazcık çalışırım. Birazcık yapacak bir şey bulurum. Bilgisayarı açayım, başına bir oturayım. Sonra bakarız diye. İyi ki de böyle yapmışım. Çünkü inanılmaz güzel bir haber düştü önüme arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlanan bir kanun değişikliğine göre arkadaşlar hükümet sıfır otomobil satışlarında inanılmaz bir darbe yaptı. Tam seçim ağzında gelen bu darbe belki seçim yatırımı olarak değerlendirilebilir ama çok sessiz sedasız yapıldığı için ya gerçi seçim yatırımı olsun olmasın o bizi ilgilendirmiyor. Yapılan olayın işe yarayıp yaramaması ve takip edilip edilmemesi önemli. Ne oldu derseniz hemen söyleyeyim. Arkadaşlar inanılmaz bir madde ekletilmiş. İkinci el ve sıfır otomobil ticareti yapanların kanun maddelerinin arasına müthiş bir madde ekletilmiş ve o madde sayesinde artık bayiler ellerinde araç varsa araç yok diyemeyecekler. Liste fiyatının üzerine otomobil satamayacaklar. Aracı ikinci ele çıkarıp ikinci elde de daha pahalıya satamayacaklar. Gelin size bir eklenen maddeyi tam olarak okuyayım. Sonrasında konuşalım. Eklenen madde D maddesi. Diğerlerini okumuyorum. Diyor ki ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde de bulunan işletmenin bu faaliyeti yürütürken satıştan kaçınması. Bakın burası çok önemli. Biz uzun zamandır bu ülkede otomobil bayilerine gidildiğinde otomobil yok lafını duymaya çok alıştık. Halbuki otomobil yok 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 deniliyor ama her ay 100 binden fazla otomobil satılıyor. Geçtiğimiz ayın satış rakamları açıklandı. Onunla ilgili bir video yapmadım. İnşallah yaparım. Yine rekor kırılmış durumda arkadaşlar. Nisan ayında yine rekor kırılmış durumda. Ama bayiye gittiğinizde araç yok diyorlar. Ya da 100 bin lira 200 bin lira fazla para verirseniz ancak aracı size bulabiliriz diyorlar. Ya da ikinci el aracınız varsa onu bize verirseniz size o zaman ancak bir sıfır araç temin edebiliriz diyorlar. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Dikkat edin. Ellerinde araç varsa ve araç yok derlerse bu kanundaki maddelerden bir tanesi. Devam ediyorum. İşletmenin satıştan kaçınması, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep edilmesi. Bakın bu da en önemli mevzulardan bir tanesi. Çünkü bayiye gidip arabayı almaya kalktığınızda 100 bin lira 200 bin lira fazla para verirseniz hatta 3-5 milyonluk araçlarda 300-500 bin lira fazla para verirseniz aracı ancak size satabiliriz diyorlardı. Onu da eklemişler maddeye. Yani bir yok çekerlerse 2. aracın liste fiyatı 1 milyonsa 1 milyon 50 bin lira bile derlerse cezanın ne olacağını sonra söyleyeceğim ama devam edelim. Başka ekletilen maddeler de var. Satış fiyatının üzerinde fiyat talep edilmesi, tüketiciyi aksesuar almaya zorlaması. Arkadaşlar bu da biliyorsunuz son dönemin en büyük kazıklarından bir tanesi. Bizim gibi otomobili seven, otomobile ulaşmak isteyen, daha doğrusu otomobili hakkı neyse o paraya almaya çalışan müşteriler için, otomobil severler için atılan en büyük kazıklardan bir tanesi. İşte 3-5 liralık aksesuarı araca giydirip onları 30-40 bin lira 50 bin lira fazla fiyata, fahiş fiyata ve zorla. Yani beyefendi isterseniz bu aracı cam filmi yaptırabiliriz. Bakın bizim böyle bir hizmetimiz var diyerek yapmıyorlar bunu biliyorsunuz. Zorla yapıyorlar. Biz bu aracı cam filmini giydirdik. Cam filmi normalde 300-500 lira ama biz sizden 3000 lira 5000 lira alacağız bunun için diyerek satış yapıyorlar ya. İşte aksesuarı da zorunlu olarak satarlarsa maddeye eklenenlerden bir tanesi. Zorunlu olarak aksesuar satarlarsa devam ediyoruz. Otomobil satışı yapan bayinin tüketiciyi aksesuar almaya zorlaması veya takas yapmaya zorlaması. Bakın burası da çok önemli. Elinizde araç varsa biz size ancak aracı veririz. Aracınız yoksa kusura bakmayın size sıfır aracı vermeyiz diyorlardı ya. Neden? Çünkü sana bir kere sıfır otomobili pahalı satıp bir kazık atıyor sana. İkincisinde senin elinden aldığı aracı senden sonra birisine satarak oradan da bir kazık atıyor. Yani bayi kar üstüne kar elde ediyor. Ama kanuna eklenen maddede ne diyor arkadaşlar? Takas yapmaya zorlamak yasaktır diyor. Bakın en sonunda cezanın ne olduğuna geleceğim. En güzel yeri de orası. Ama daha devamı var. Alıcıyı takas yapmaya, aracını satmaya zorlamasının yanında bir de alıcının aracını takasta normal piyasanın çok 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 altında bir değerle satın almaya kalkması. Yani aracı yok pahasına bir fiyata öldürerek müşterinin elinden alması arkadaşlar. Bu da kanunla artık yasaklanmış durumda. Devam edelim, maddeyi bitirelim, öyle konuşacağım. Bayinin tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatının piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunması halinde ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Daha doğrusu bu kanun nereye eklenmiş onu biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Bir para cezası ya da elindeki araca el koyarız gibi caydırıcı olmayan cezaların olduğu bölüme eklenmemiş arkadaşlar bu kanun. Nereye eklenmiş biliyor musunuz? Direkt firmanın yetki belgesinin lisansının iptal edilmesine eklenmiş. Yani X bir bayiye gittiniz, X bir otomobil markasının bayisine gittiniz ve size dedi ki elimizde araç yok. Ya da sizden 50 bin lira 100 bin lira aksesuar parası ya da 300-500 bin lira hava parası istedi. İşte burada
Siz eğer şikayet ederseniz ve bu durumda ispatlanırsa bayinin yetki belgesi artık elinden alınacak. Yani bu saatten sonra ben 300 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon lira ceza öderim. Sonra da buradan yırtarım. 2-3 aracın kârını oraya koyarım ama sonra içime tekrar devam ederim mantığı ortadan kalkacak gibi görünüyor. Eğer bu kanun uygulanırsa inanılmaz derecede güzel bir iş yapılmış olacak otomobile ulaşmaya çalışan alsatçı olmayan kesim tarafından. Birinci olarak edineceğimiz kazanım bu. İkinci olarak edineceğimiz kazanım ne? Hemen söyleyeyim. Bayiler araç yok diyemeyeceği için ikinci eldeki otomobil fiyatları otomatik olarak bayilerin liste fiyatının üzerinde fiyat çekmemesinden dolayı aşağıya gelecek. Otomobil bulunulurluğunda bir artış olacak ve doğal olarak otomobil fiyatları bir nebze de olsa ucuzlayacak arkadaşlar. Eğer bu kanun gerçekten uygulanırsa, takipçisi olunursa devlet tarafından bu da diğerleri gibi arkadan dolaşılarak içinden çıkılacak bir duruma getirilmezse bizim için muhteşem bir haber bu arkadaşlar. Otomobil bayilerine ne mi olacak? Vallahi hepsinin lisansı gitse zerre üzülmem. Aralarında belki gerçekten dürüst olanlar vardır ki bize haberler geliyor var. Liste fiyatından bir kuruş fazla almadan hatta indirim yaparak aracı verenler var. Eyvallah. Allah onlardan razı olsun. Onlara belki üzülürüz ama kimse kusura bakmasın. Kurunun yanında yaş da yanıyor bu dünyada. Yani bu kadar çok dolandırıcılığın, düzenbazlığın olduğu yerde dürüstler de arada kaynayabilirler. Ama bir ya da iki tane bayi kapatılırsa işte bu sebeplerden dolayı bu saatten sonra kimse sıfır otomobilde bugüne kadar yapılan haksızlıklara, dolandırıcılığa, düzenbazlığa ekstra para istemeye yeltenemez bile arkadaşlar. Yeter ki bu caydırıcı olduğu görünen ceza uygulanabilsin. Burada bizim de üzerimize düşen bir görev var arkadaşlar. Hiç otomobil almayla, sıfır otomobil almayla ilgimiz alakamız olmasa bile sırf bu düzenin değişmesi için bu bayilerin millete kan kusturan bu firmaların, markaların denetlenip izaya çekilebilmesi için gerekirse bir tane sıfır otomobil bayine gidip araç yok yanıtını alıp ya da 200-300 bin lira fazla para istiyorum yanıtını alıp bunu direkt olarak Ticaret Bakanlığı'na ya da CİMER'e artık nereye başvuruluyorsa ya da tüketici hakem heyetine ya da direkt bir savcılığa bunun nereye başvurulacağı ile ilgili de açıklamalar yapılır. Onunla ilgili de videoyu çeker hazırlarız arkadaşlar inşallah. Bir yerlere bu şikayetleri gönderip oraların denetlenmesini sağlamak. Yani burada bize de büyük görev düşüyor. Büyük vazife düşüyor arkadaşlar. Eğer görürseniz ki yine bir bayinin arka bahçesinde yüzlerce otomobil var sıfır olarak bekletiliyor ve içeriye girdiğinizde size araç yok deniyor. İşte o zaman bunu muhakkak bildirmek zorundasınız. Bildirmezseniz siz de bu suça ortak olmuş olursunuz. Siz de onların yaptığı dolandırıcılığa, düzenbazlığa razı gelmiş olursunuz. Bu kanun gerçekten uygulanırsa bayiler sıfır otomobilleri ikinci ele çıkarıp çok daha fazla paraya satamayacaklar. Ve yine bayiler otomobilleri gelen müşteriye ellerinde varsa yok çekemeyecekler. Bayiler gelen müşteriye muhakkak bize takasta araba vermek zorundasın gibi diretmeler yapamayacak. Üste 300-500 bin lira fazladan paralar isteyemeyecek. Aksesuar adı altında yapılan zulmü de artık gerçekleştiremeyecek. Bu muhteşem bir haber arkadaşlar. İnşallah bunun arkası gelir. Hep birlikte bunun denetleyicisi ve gözlemcisi olalım. Umarım otomobillerle ilgili, sıfır otomobillerle ilgili artık milletin isyanına karşı gerçekten ciddi anlamda çözüm olacağını düşündüğüm bu kanun tamamıyla uygulanır, caydırıcı cezalar verilir ve insanlar artık otomobil bulamama sıkıntısından kurtulurlar diye ümit ediyorum arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sizin de görüşlerinizi bekliyorum. Yine arkadan bir kapı bulup da dolaşabilir mi bayiler? Yoksa gerçekten bu kez artık işleri çok zor. Otomobilleri markanın belirlediği liste fiyatı neyse onun üzerinden ve ellerinde araç varken yok çekmeden bütün müşterilerine satmak zorundalar mı sizce? Sizin anladığınız ne? Benim anladığım güzel bir şey de burası Türkiye biliyorsunuz hemen hop bir açık bulunup maddede kanunda oradan işler yürütülmeye devam ediyor. Sizin anladığınız ne arkadaşlar? Düzelir mi bu durum? Yorumlara yazmanızı istiyorum sizlerden. Videoyu da burada noktalıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve Facebook'a Yeşil Bağ sayfamızdan da bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın. İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motors, seramik kaplama, PPF kaplama, pasta cila, detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bay Yeşilbağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar.